Trabzonspor için sezonun geri kalanı en erken şampiyonluk rekoru ve bir takım diğer rekorlara indirgenmiş gibi gözükse de, kupada da yoluna kayıpsız devam eden Bordo Mavililer'de rehavetten bir iz yok. Yokken de lig tarihinde şampiyonluk yolunda önlerine en çok çıkan rakiplerini, Fenerbahçe'ye konuk olacak olmaları, şüphesiz haftanın en çok beklenen maçını Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yapıyor. İki takım arasındaki son 10 maçın 5'i berabere bitti ancak son 4 maçta taraflardan biri sahadan galibiyetle ayrıldı. İki sezon önce Trabzonspor Fenerbahçe'yi İstanbul'da kupada mağlup etmiş olsa da Trabzonspor'un Kadıköy'de ligdeki son Fenerbahçe galibiyeti 23 Ağustos 1997'de geldi. Sonrasında İstanbul'da oynanan 24 lig maçında ise Fenerbahçe'nin 13 galibiyeti var, 11 maçsa berabere tamamlandı. Bu maçla başlayarak diğer maçlarla birlikte her zamanki karşılaştırmalarımızı yapalım. Topla oynama oranları yakın iki takımdan yüksek istatistiğe sahip Trabzonspor, isabetli pas, şut ve isabetli şutta da Trabzonspor önde. Rakip ceza sahalarında topla daha çok buluşan takım, bu alanda lig ikincisi olan Fenerbahçe. Sarı lacivertlilerin oyununda ortaların da önemi az değil, Trabzonspor'un ise orta yapmakla hiç arası yok. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un sıralama olarak ayrıldıkları kalemler olsa da ilk 3 kategoride savunma aksiyonu ortalamaları birbirine oldukça yakın. Önde top kapmada lig lideri olan Fenerbahçe, aynı zamanda ligin PPDA istatistiğinde de birinci. Trabzonspor'un sahanın son 40 metresindeki presi rakibi kadar yoğun değil. Fenerbahçe, ligin en çok faul yapan ikinci takımı unvanını da ne yazık ki koruyor. Trabzonspor ise faul tablosunun ters ucundaki ikinci. Trabzonspor maçlarında ortalama 15 kez 10 pas ve üstü dizi yapıyor. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Maç başı pas ortalaması olan yaklaşık 450 isabetli pasın 3'te 1'ine yakınını kesintisiz paslaşmalar halinde yapmış durumdalar. Fenerbahçe 10 pas üstü dizide ortalamaya bakınca kayda değer oranda Trabzonspor'un gerisinde olsa da ligde bunu en çok yapan 4. takım. Deste hücumlarda da bu iki takım lig sıralamasında arka arkaya geliyor. Direkt hücum ortalamaları ve sıralamaları içinde durum benzer. Fenerbahçe ön alan baskısı ve önde top kazanmadaki üst düzey performansını oyun başlatma mesafesinde de tekrarlıyor. Fenerbahçe'nin akan oyun dizileri kalesinden ortalama 45 metre civarından başlıyor. Trabzonspor'da bu mesafe neredeyse 4 metre daha geride. Trabzonspor'un aldığı skorlara baktığımızda bütün o rakipsiz performansına rağmen sadece 3 kez 3 ve üzeri farkla maç kazandığını görüyoruz. İlk haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1, 13. haftada Gaziantep Futbol Kulübü'nü 3-0 yenen Bordo Maviller, 2 hafta önce de Aytemiz Alanyaspor'u ilk yarıda bulduğu 4 golle 4-0'la geçti. Bütün o yenilmezliğine rağmen gümbür gümbür bir hücum performansı sergilediklerini söylemek zaten zor. Bu durum ekrandaki tabloya da sezon başından beri yansıyor. Ligin penaltısız XG'de 4.sü olan Trabzonspor, Fenerbahçe'nin çok az farkla önünde. Trabzonspor kalesinde verdiği XG'de de orta sıralarda. Ancak yediği gol ortalaması 1'in altında olan 4 takımdan biri ve en düşük ortalamaya sahip. Trabzonspor ligde gol, XG farkı pozitif olan 4 takımdan biri ve fark da ikinci. Her iki takım da çektikleri şutların kalitesi açısından ortalamadalar ancak Trabzonspor kalesine çektirdiği şutların kalitesini en düşükte tutmayı sürdürüyor. İki
İki takım arasındaki rekabetin dozajından bahsetmeye gerek yok. Ligin ilk yarısında, sonrasında Fenerbahçe'yi krize sokan maçtan sonra bu rövanş maçı ortada net bir iddia olmasa bile zaten heyecan vaat edecekti. İstikrarsız performansına rağmen averaj farkıyla Medipol Başakşehir'in arkasında dördüncülüğe kadar yükselen Fenerbahçe, bu sezon üçüncü kez 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Sarı lacivertlerin bu sezon başındaki 3 maçlık serinin bir önceki maçı da önceki sezonun sonundaki galibiyet olduğu için 4 maçlık bir galibiyet serisi yapıyordu. Ancak tek sezon içinde en son 4 galibiyet üst üste aldıklarında geçen sezonun ilk yarısının sonlarıydı. Bir diğer ifadeyle tek sezon içinde son 4 maçlık galibiyet serileri bir seneden daha önce gelmişti. Trabzonspor'sa şu anda 5 maçlık bir galibiyet serisinin ve 11 maçlık bir yenilmezlik serisinin içinde. Bütün bunlardan hangileri devam edecek? Pazar akşamı hep birlikte öğreneceğiz.